Herkese merhaba. Cook Akademi mutfağına hoş geldiniz. Ben eğitmen şef Efe Çakıroğlu. Bugün size biraz sebze ve meyveleri nasıl saklamamız gerektiğinden bahsedeceğim. Öncelikli olarak sebze ve meyveleri satın almadan önce lütfen buzdolabınızı şöyle bir kontrol edin. Bizim profesyonel dünyada FIFO dediğimiz bir kural vardır. Bu first in first out yani ilk giren ilk çıkar. Aslında bütün ürünler için uygulanması gereken ana kurallardan biri olmakla birlikte bazen biz buzdolabının kenarında, köşesinde eskiden kalma rokaları, domatesleri, meyveleri veya diğer sebzeleri unutabiliyoruz. Ve buzdolabını açtığımızda şuna da ihtiyacım varmış, buna da ihtiyacım varmış diyoruz. Ve ondan sonra pazara gidip bu alışverişi yapıp eve geldiğimizde bir de görüyoruz ki aslında ihtiyacımızdan çok daha fazlası buzdolabının karanlık köşelerinde bizleri bekliyor. O halde alışveriş listesi yapmadan önce buzdolabını iyice bir kontrol ediyoruz ve burada da alışveriş listesi yapmakta mühim ki e, genel olarak belirttiğim bir cümledir. En iyi koruma yöntemi korumamaktır. İhtiyacımızdan fazlasını satın almazsak saklamak zorunda da kalmayız. Ürünleri aldıktan sonra direkt olarak torbalarla artık buzdolabına koymuyoruz. Ne yapıyoruz? Ürünlerimizi yıkıyoruz, güzelce kuruluyoruz ve üretici firmanın, buzdolabınızın, üretici firmasının sizlere gösterdiği yerlere yerleştirebilirsiniz. Genel bir fikir vermek gerekirse sebzelerle meyveleri aynı ortamda bulundurmamak her zaman daha iyidir. Özellikle soğan, sarımsak ve patates gibi ürünleri Buzdolabı yerine kilerde saklamanızı tavsiye ediyorum. Bunları filelerde tutabilirsiniz. Ee, biraz hava almaları iyidir. Çok da ağızları sıkı sıkıya kapalı olmazlarsa daha uzun ömürlü olurlar. Ee, sebzeleri saklarken dikkat edeceğimiz bazı ürünler var. Örneğin domates, avokado, ee, muz bunlar sebze ve meyvelerden örnekler veriyorum. Şimdi bunlar... Gittikçe olgunlaşabilen ürünler. Eğer almış olduğunuz mesela muz ya da avokado çok olgun değilse veya sizin yemek istediğiniz olgunlukta değilse o zaman bunları ilk etapta buzdolabına koymayın ve dışarıda bekletin. Dışarıda hava alan poşetlerde bekletebilirsiniz veya kese kağıtları içerisinde bekletebilirsiniz. Böylece olgunlaşmaya başladıklarında da olgunlaşmalarını yavaşlatmak için tekrar buzdolabına yerleştirebilirsiniz. Yeşil domatesleriniz vardır. Kızarmalarını istiyorsunuzdur. Alırsınız yeşilken, koyarsınız yine tezgahın üzerine ve onlar durdukça olgunlaşacaklardır. Sonrasında dolaba atabilirsiniz. Bir mevzu da mantarla ilgili. Şimdi mantarda şöyle bir durum var. Biz mantarı genelde yıkamaktansa çok güzel bir şekilde nemli bir bez ve fırça ile silmeyi ve de kabuklarını soymayı öneriyoruz. Böylece lezzetini kaybetmiyor. Bu mantarları ancak saklarken bunları soymanıza veya silmenize gerek yok. Bunları aldığınız haliyle ama o paketinden çıkartıp yine bir kese kağıdında ya da delikli hava alabilen poşetlerde saklayabilirsiniz. Mantarı saklarken hava alması oldukça önemli bir konu. Bir not da üzerinde sapları ve yaprakları olan özellikle kök sebzeler için mesela pancar ve kerevizi bu noktada örnek verebilirim size. Bunların sapları ve yapraklarını bir an önce tüketmeniz lazım. Çünkü artık köklerinden ayrıldı. Dolayısıyla besin değerlerini kaybetmeye başlayacak. Bu yüzden öncelikle onları tüketin. Daha sonrasında kalan kısmını tabii ki tüketebilirsiniz. Bugün de sizlere sebze ve meyveleri nasıl saklayabileceğimizden bahsettim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.